Üsküp Türk Çarşısı 1260 tane dükkanı, 3 tane hamamı, hanı, 2 tane hamamı, camileri, bir bezisteni olan açık çarşı örneklerinden bir tanesidir. Hemen sağ sol tarafımdan Arasta Camisi ya da Çarşı Camii bulunur. Üsküp'ü 1392 yılında Yiğit Paşa fethediyor ve Üsküp'ü İsa Bey komutanlığı altında İsa Bey kuruyor. Bazı eserler hasar görüyor. 62'de büyük bir terazi yaşanıyor. Üsküp'te 1963'te büyük bir deprem yaşanıyor. Böylelikle bazı eserler hasar görüyor. Camimizin sadece bir duvarı kalmıştı Üsküp depreminde. Çünkü Üsküp depreminde Üsküp'ün 1/4'ü yıkılıyor. O kadar büyük bir şiddette deprem. Ve camimiz 2011 yılında tekrar Bursa Belediyesi'nin yardımıyla küllerinden doğuyor. Sağ tarafımda ise Üsküp'ün en büyük hanı olan Kurşunlu Han. Fakat önümüzde kapanıdır. O yüzden gitmiyoruz oraya. Depremde arkasında bulunan şehir hamamı yıkılıyor. Yine Dükkancık Camisi bir bölümü yıkılıyor, restore ediliyor. Kurşunlu Han ayakta kalıyor fakat hasarlı. Kurşunlara yine silah kullanımında alınmıştır. Günümüzde bazen festivallere ev sahipliği yapıyor ya da Ramazan geceli iftarları için yine iftar sofraları kuruluyor. Günlük normal günlük halinde kapalıdır. Kiril alfabesini bilen var mı aranızda? Ulita Evliya Çelebi'ye, Evliya Çelebi sokağından çarşının içerisine girelim. Ve şunu da söyleyeyim, çarşının içerisinde eğer alışveriş yapacaksanız euro harcayabilirsiniz. Fakat eğer esnafın varsa eurosu size paranın üstünü euro verir. Eğer yoksa denar karşılığını verir. 1 euro 61 denardır. Fakat Balkanların birçok yerinde olduğu gibi nehirler iki şehrin iki yakasını birleştiriyor. Diğer yakaya geçtiğimizde, yoğunlukla Hristiyanların yaşadığı bölüme geçtiğimizde orada ya denar, yerel para harcamanız gerekiyor ya da kredi kartıyla alışveriş yapmanız gerekiyor. Buyurun da.